Şükürler olsun, iyi misin? Neredeyim ben? Bayıldın, seni odana getirdik. Baban. Baban yok artık. Unut. Bak yoksa senin de canını alırlar. Kösem. Yokluğunuz hissedilecek sultanım. Uğurlar ola. Dilerim en yakın zamanda sen de kederlere boğulursun Halime. Sakın yaklaşma. Kösem Hatun, yapma, pişman olursun, ağlar. Yaklaşmayın. Katiller. Nasıl yaptınız? Nasıl kıydınız babama? Babamın suçu günahı yoktu. Seni ikaz ettik Kösem. Bize baş kaldıranın başını ezeriz. Hiç kimse benim başımı ezemez. Siz de ezemezsiniz. Gücünüz yetmez buna. Hesabını vereceksiniz bunun. Hepiniz vereceksiniz. Git hünkârımıza söyle. Anlat. Zira hiçbir şey ispat edemez. Babanın cesedine bile ulaşamazlar. Boğaza attık. İspat ne? Benim bir lafım yeter hünkârımızı ikna etmeye. Ama susacağım. Neden biliyor musunuz Safiye Sultan? Çünkü bu artık benim meselem. Sizin sonunuzu ben getireceğim. Sevdiğiniz herkes, sahip olduğunuz her şeyi alacağım elinizden. Başınızdaki tacınızdan parmağınızdaki yüzüğe kadar kaybedeceksiniz. Yemin ederim ki ne gücünüz, ne sultanlığınız kalacak. Yerle bir edeceğim hepinizi. Sefalet içinde öleceksiniz. Artık benden korkun. Ben Kösem. Yeminimdir. Bir daha asla yakamayacaklar canımı. Kimse incitemeyecek beni. Sevdiklerime uzanan elleri kıracağım. Fırtına benim. Kavuran güneş, acıtan buz, taşkın sel benim. Ben Kösem. Bu muhteşem bir ömrün, aşkın ve iktidarın ilk adımıdır. Önümde uzun bir yol var. Nice çukurlar, denizler, dağlar var. Yürüyorum her şeye rağmen. Ben Kösem. Herkes şahitlik etsin ve bilsin. Yer ve gök, dost ve düşman herkes işitsin. Yeminimdir. Öyle bir güce ulaşacağım ki dünya durdukça benden daha kudretli bir sultan nefes almayacak. Ahmet. Kösem. Neden ağlıyorsun? Validem yüzünden değil mi? Öfkeli sana. Korkma, ben yanındayım. Ben de. Attığın her adımda, aldığın her nefeste yanındayım. Sen hayal ettiğinden daha güçlü bir hükümdar olacaksın. Ben de hep yanında olacağım. En yakınım. Biz Ahmet, biz ateşlerin ve buzların üzerinde birlikte yürüyeceğiz. Sen benim olacaksın, ben de senin. Bir olacağız. Hiç kimse, hiçbir şey ayıramayacak bizi. Önümüze kim çıkarsa çıksın, ezip geçeceğiz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Asla. Aylardır buradayım Derviş. Aylardır gözyaşı sarayımda. Ne zaman bitecek çile? Evladım hiç mi özlemez beni? Özlüyorlar elbet sultanım. Her daim sizi sual ediyorlar. Sabır etmek lazım. Döneceksiniz bir gün. Gönlünüzü ferah tutun. Safiye denen yılanın başı haremde. Oğlumun başına ne çoraplar öreceğini düşündükçe kahroluyorum. Kösem Hatun varken hiçbir şey yapamaz. Adeta hünkârımıza siper olmuş. Safiye Sultan'ı bile yaklaştırmıyorum. Sadece onu değil, beni de yaklaştırma. Defalarca mektup yazmışlar size. Mecbur kaldığını, barışmak istediğini söylemişler. Ne olmuş da mecbur kalmış? Onu niye söylemiyor? Orası meçhul. Lakin hünkârımıza olan sadakatinden şüphem yok. Hacı Ağa her daim yanında. Hem koruyor hem yardım ediyor. Haberim var. Senin de keyfin yerindeymiş diye işittim. Malum. Yakında Fahriye Sultan'la nikahınız kıyılacak. Lakin nasıl olacak bilmiyorum. Fahriye Sultan Mehmet Giray'a aşık. Sen... Belki en doğrusu budur sultan. Kim bilir. İki yaralı gönül teselliyi birbirlerinde bulurlar. Yürüyün kızlar. Bakın, aman diyeyim, sultanımıza hürmette kusur etmeyin. Zinhar sultanımız izin vermedikçe konuşmayın. Bu kadar. Geç. 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 Yavaş. Cennet Kalfa. Safiye Sultanımız kedisi Elizabeth için hususi tasma sipariş vermiş diye işittik. Fahriye Sultanımızın düğününde takacakmış. Var mı aslı astarı? Elmaslarla, yakutlarla süsletecekmiş. Tasma nedir ki? Kaftan diktireceğim Elizabeth'e, kaftan. Sultanım, hünkârımız için seçtiğimiz cariyeler. Ey başını bakma. Adın ne senin? Katerina Sultanım. Nereden geliyorsun? Lehistan. Âlâ. Demek rahmetli Hürrem Sultan'ın diyarından geliyorsun. Vazifeni biliyorsun değil mi? Tüm hünerlerini kullan. Hünkâr torunumuzu memnun et. Öyle ki büyülensin. Meftun olsun. Hünkârımızı meftun edeceğim kendime. Unutacak başka hatunlar. Sultanım, en doğru seçimi yaptınız. Lakin hünkârımızın gözü Kösem Hatun'dan başkasını görmüyor. Bir işe yarar mı bilemiyorum. Her yolu deneyeceğiz Bülbül. Mühim olan Kösem'in etrafını kuşatmak. Haremi ona dar edeceğiz. Rahat bırakmayacağız. Zira Kösem'in hamurunda sultanlık var. Gözü de açıldı. Her koldan saldıracağız ki sultan olmadan bertaraf edelim. Hemen her gece hünkârımızın yanına gidiyorsun. Lakin aylar geçti. Hala gebe kalamadın. Orada da böyle okuyup yazıyor musun yoksa? Çok merak ediyorsan odada neler yaptığımızı sana tek tek anlatırım Mahfiruze. Lakin işitmek istemezsin. Beğendin mi? Sırnaşma hemen. Keyfim yok zaten. Öylesine uğradım. Vallahi alacağım seni hatun. Çekip gideceğiz buralardan. Kendi evinin sultanı yapacağım seni. İşte o zaman keyfin yerine gelecek. Hacı Ağa! Vallahi düşündüğün gibi değil ağam. Bir de yemin ediyor. Ahlaksız. Ardımınız çatlamış sesini ar! Hünkârım, Nasuh Paşa celalleri Bolvadin'de yakalanmış. Eşkıyabaşı Tavil Hasan'la cenge tutuşmuşlar. İnşallah hayırlı haberler alırız. Bugün eski saraya gitmişsin. Vaziyeti nasıl? Valideniz gam ve keder içindeler. Hünkârım. Ne yiyor, ne içiyorlar, Ne zaman bitecek cezam diyorlar. Bunu daha evvel düşünecekti derviş. Kardeşimin canına kastetmeden evvel. Gel. Hünkârım, Zülfikar Ağa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Gel Zülfikar. Beni emretmişsiniz. Yeniçeri Ocağı'ndaki vazifene son verdim. Azledildin. Bilmeden bir kusur mu işledim hünkârım? Malumun üzere saray humayunda 4 mühür bulunur. Biri benimdir. Biri Vezir-i Azam'ın. Bir diğeri baş haznedarın. Son mühür ise hasuda başınındır. Yani senin. Derviş Paşa irademdir. Bundan böyle Zülfikar Ağa, hasuda başımdır. Hünkârım, bu benim için büyük bir şeref, büyük bir onurdur. Kalem-i Hümayun böyle rezillik görmedi. Başımıza taş yağacak, taş! Arhaya kalmamış. İdam edileceksiniz. Bağışla bizi ağam. Biz ettik, sen eyleme ağam. Kes sesini Nasip. Vallahi billahi konuşuyorduk ağam, başka bir şey yapmıyorduk. Kes sesini edepsiz! Gözlerimle gördüm ikinizi. Zindana atın şunları. Derviş Paşa yakında evlenip saraydan ayrılacak. O zamana kadar hazırlığını yaparsın. Hünkârım ben... hayatı cenk meydanlarında geçmiş bir askerim. Çok uzun zaman evvel ayrıldım endorumdan. Saray adabına pek uzak kaldım. Sizleri mahcup etmekten korkarım. Alışırsın. Kararım kat'i, seni yanımda istiyorum. Emri ferman yüce padişahımsındır. Hünkârım. Gel Hacı Ağa. Hünkârım, müsaade ederseniz arz etmek istediğim bir husus var. Zülüflü baltacılardan Nasip Ağa ile Cennet Kalfa'yı, af buyurun Hacı Huzur'dan, zina eder halde yakaladık. Cennet Kalfa. Ettin bizi değil mi? Hepinizi yerle bir edeceğim demiştim. İşitmedin mi? Belki de ciddiye almadın. Şimdi Safiye Sultan'ın gelsin de kurtarsın seni. Safiye Sultan bunu yanına koymaz. Elbette ki çıkaracak beni. Elbette ki kurtaracak. Elini çabuk tutsa iyi olur. Zira ağalar geldi. Ağam! Ağam! Tebrik ediyorum Zülfikar Ağa. Sağ olasın paşam, sağ olasın. Hasuda başı oldun. Her kula yapılmaz bu. Kıymetini bil. Doğru söylersin paşam. Biliriz kıymetini, biliriz de... Ricali devlet ne der bu işe? Zira daha önce bir Yeniçeri ağasının hasuda başı olduğu görülmüş şey değil. Bırak konuşsunlar. Malum vakit vakite benzemez. İtimat edeceğimiz pek az insan var. Hünkârımız neyler, neylerse güzel eyler. Eyvallah paşam. Cennet nasıl böyle bir günah işler Bülbül? Gözünü kulağını niye açmazsın? Bağışlayın sultanım, nereden bileyim, olacak şey değil. Hünkârımıza geldiğinizi haber verin. Kösem Hatun, hünkârımız icap eden neyse yapılmasını emrettiler. Yani senin anlayacağın... İkisi de idam edilecek. Ağam, Safiye Sultan'a haber et. Ben onun hizmetlisiyim. Mecbursun bunu söylemeye. Haber yolladım zaten. Lakin umurlarında bile olmamış. İcap eden neyse yapın demişler. Yalan söylüyorsun! Yalan! Safiye Sultan beni sever, beni korur o! Safiye Sultan bir vakitler beni de sevdiğini söylerdi. Ben zindandayken ne yaptı, korudu mu? Çünkü benimle işi bitmişti. Sen o gün bana ne demiştin Cennet Kalfa? Safiye Sultan'a güvenme. Ah! Ağam ne olur. Hayır. Hayır gelmeyin. Hayır gelmeyin. Gelmeyin. Hayır Cennet Hatun. Hayır Cennet Hatun. Hayır. 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 Cennet. Cennet Hatun. Kemal. Kemal. Kösem Hatun, gidelim mi artık? Sen dışarıda bekle Hacı Ağa, geliyorum. Uğurlar ola Cennet. Ne diyeyim? Allah taksiratını affetsin. Ah, ne olur, yıllardır birlikteyiz. Hiçbir hatırım yok nazarında, ne olur. Yok. Güzel. Nasip köpeği elleriyle zehirlemiş babamı. Layığını buldu. Şimdi sıra sende Cennet Kalfa. Ne olur. Merhamet et, ne olur. Siz bana merhamet ettiniz mi? Safiye Sultan acıdı mı babama? Kösem, ne olur yapma. Ne olur. Kösem, dur! Dur söyleyeceğim! Dur, bir söyleyeceğim, dur! Cennet Kalfa yıllardır yanımızda Ahmet. Senin üzerinde emeği büyük. Hiç değilse... Ne yapmamı istiyorsunuz sultanım? Kaideler malumunuz. Kabahati büyük elbette. Zinhar affedilmez. Lakin idam edilmesine gönlümüz razı değil. Çerağa çıkaralım. Derhal biriyle evlendirip yollarız haremden. Dinliyorum. Neymiş sırrın? Söyleyeceğim. Lakin idamı durduracaksınız. Seninle pazarlık edecek değilim. Gitme, dur. Kösem dur! Kösem nereden? Hayır! Hayır, istemiyorum! İstemiyorum! Söyleyeceğim! Söyleyeceğim! Hayır Kösem! Hayır! Ya çekil önümden be Adem, çekil! Anlat hadi. Konuşsana Cennet Kalfa. Safiye Sultan. Safiye Sultan'la ilgili. Evet. Öyle büyük bir sır ki. Yer yerinden oynar gözüm. Söyle hadi. Fahriye Sultan. Ağalar durun. Ben de yeni işittim. Anlat hadi, çabuk anlat, çabuk. Ağlar durun. Çekilin. Söylesene. Çekil. Fahriye Sultan. Cennet. Oh çok şükür yaşıyorsun. Vallahi öldün sandım. Hünkârımız seni bağışladı. Bağışladı. Evet. Safiye Sultanımız duyar duymaz hünkârımızla konuştu. Lakin çerağı çıkartın bana karar verildi. Onu da söyleyeyim. Olsun. Daha ne kadar sürecek bu eziyet? Vakit daraldı sultanım. Düğüne yetişmeyecek yoksa. Yeter. Yeter, bırakın beni. Defolun yeter! Yalnız bırakın beni. Yeter. Ne oluyor burada Fahriye? Bizi iyi dinle. Bir daha söylemeyeceğiz. Hünkârımız validesine bile acımadı. Eski saraya sürdü. Bir hata yaparsan sana hiç acımaz. Nasıl bir hata yapabilirim ki validem? Her daim olduğu gibi istediğinizi yapıyorum işte. Bizi ikaz edelim de. Mehmet Giray'ı unut. Ondan sana fayda yok. Sırrını da biliyor. Ne malum yarın bizi tehdit etmeyeceği. Hayır asla. Mehmet böyle bir şey yapmaz. O benim için canını verir. İşte biz de bundan korkuyoruz ya. Her şeyin fazlası zarar. Sevginin bile. Ne söyleyeceksen çabuk söyle Reyhan. Bostancılar tepemde rahat bırakmıyorlar. Şahin Giray Hanzademiz sizi ikaz etmemi istediler. Malum düğününüz yakın. Bir delilik etmesin dediler. Şahin mi söylüyor? Bütün bu olanlar onun yüzünden zaten. Eğer Fahriye Sultan'ın sırrını ifşa etmeseydi dervişin işi bitmişti. Bağışlayın Hanzadem. Lakin kabahatin büyüğü Şahin Giray'a sırtını dönenlerdedir. Sen kimsin? Bu ne cüret? Şahin benim kardeşim. Canımdan bir parça. Ona asla sırt çevirmedim. Çevirmem. Zaten sizden şüphemiz yok. Lakin Hanzademiz Fahriye Sultan'a hiç güvenmiyorlar. Derviş Paşa'nın sırrı ifşa olursa Hanzademizin de sonu gelir. O yüzden susuyorum ya Reyhan. Şahin'e söyle, sabretsin. Vakti gelince onu oradan kurtaracağım. Derviş'in de işini bitireceğim. Öğrenemedim ki Hacı Ağa. Bülbül Ağa gelince hemen sustu. Safiye Sultan'ı can evinden vuracaksın dediğine göre sır büyük. Hiç mi bir şey demedi? Fahriye Sultan'la alakalı dedi, o kadar. Hay Allah. Fahriye Sultan'ın ne sırrı olur ki? Olsa olsa gönül işidir. Malum Sultanımız Mehmet Giray'a meftunlar. Olabilir, evet. Sır her neyse öğrenmemiz lazım. Bunu da bize ancak cennet söyler. Üzerine gidip konuşturalım. Paçasını kurtarmış. Zinhar konuşmaz. Herkesin bir zaafı vardır Reyhan. Bir yerden yakalarız elbet. Yakalarız da. Cezası da gülünç. Evlenip gidecekmiş. Hı. Ceza değil ki bu, mükafat. Doğru vallahi. Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Ama dur sen. Onu öyle koca namzetleri bulacağım ki fediğini şaşıracak. Kösem Hatun tuzak kurmuş. Hacı Ağa ile birlik olmuşlar. Zinhar sultanım. Namahrem bir halimiz yoktu. Hata mı ettik Bülbül? Bıraksaydık ölse miydi? Hala yalan söylüyor. Ne yapsın sultanım? Yüzü yok. İnkar edecek tabii. Nasıl böyle bir hata yaparsın? Aklımız almıyor. Hadi yaptın. Gizli tut bari. Niye yakalanıyorsun? Hiç. Kösem niye geldi yanına? Ne dedi sana? Niye gelecek ağam? İntikam peşinde. Layığını buldun. Git cezanı çek diye laflar etti. Sultanımızın kolunu kanadını kıracakmış. Gafil. Hatun'un kalbinde öyle bir ateş yaktık ki zinhar sönmez. Her fırsatta saldıracak. Ne yalan söyleyeyim sultanım. Maşallah zehir gibi akıl var. Yürek desem mangal gibi. Hele güzelliği üstüne yok. Katerina'dan haber versen. Halvete girecek mi bu gece? Sultanım, Hacı Ağa geçit vermiyor. Değil hatun, dişi sinek dahi geçiremiyorsunuz altın yoldan. Has odaya gitmesi şart mı? Başka yerde karşılaşsınlar. Bunları da biz mi öğreteceğiz size? Ateşin altına odun atın biraz. Odun! Kösemi sıkıştırın iyice. Padişah Efendimiz bana yeni bir vazife tevdi ettiler. Artık sizin ağanız değilim. Bundan böyle ben has odabaşıyım. Has odabaşı ne demek ağam? Yüce Padişahımızın sağ kolu demek İskender. Muazzam bir terfi ve iltifat bu. Tebrik ederim. Eyvallah. Biz ne olacağız ağam? Bizi bırakacak mısın? Öyle şey olur mu Ali? Etle tırnak birbirinden ayrılır mı hiç? Benim bir ayağım hep bu ocakta olacak. Zaten yakında yemin edip hepiniz Yeniçeri olacaksınız. Haremdeki iki lafın biri Cennet Kalfa. Kızların diline düştü. Ayıla bayıla evlenir diyorlar. Ceza değil ki bu. Böylesi daha münasip. Evlensin gitsin. Öyle tabii. Lakin Hacı Ağa pek fena. Payitahtta ne kadar acuze varsa toplayacakmış damat diye. Nihayet yüzün gülüyor. Epeydir endişelenmiştim senin için. Gizlediği bir derdi mi var? Yoksa Mahfiruze yüzünden mi böyle? Sen yanımdayken ne derdim olur ki benim? Ama sen yoksan o zaman ateşler içinde yanıyorum. Neredesin, ne yapıyorsun, kiminlesin? Aklından geçenleri biliyorum. Lakin çalışıyorum Kösem. Hayalini kurduğum istikbal için. Büyük zaferler hazırlıyorum kendime. Hiç şüphen olmasın Ahmet. Öyle parlak bir istikbal bekliyor ki bizi. Sen cihanı fethederken ben evlatlarımızı büyüteceğim. Gücüne güç katacağım. Kösemim. Allah şahidimdir. Benim ilk ve en büyük zaferim sensin. Ece Hatun. Niye gelmedin yanımıza? Hı? Bana bak. Niye haber etmedin Kösem Hatun'un cennete saldıracağını? Bilmiyordum abi. Ya bırak. Kimi kandırıyorsun sen? Ha? Biraz cenneti bulalım. Sıkıştırmanın vakti geldi. Hünkârımız hamamın hazırlanmasını istedi. Ağa, gel. Hemen Cennet Hatun'a haber et, Katerina'yı hamama hazırlasınlar. Şimdi tam zamanı. Çabuk. Hadi. Cennete baksan. Saman altından su yürütüyormuş da haberimiz yok. Ne yere bakan yürek yakandır o. Kocarıyorlarmış şimdi. Yakında evlendirirler. Gideceği adama Allah sabır versin. 2 günde adamcağızın iliğini kemiğini kurutur. Tövbe. Sultanım. Yeğenim geliyor. Doğuma az kaldı hatun. Ne diye dolanıyorsun ortalıkta? Aman diyeyim. Başına bir iş gelir sonra. Allah'ım esirgesin şehzademi. Sultanım. Şehzadeymiş. Allah'ım sen büyüksün. Kız doğurursun inşallah. Amin. Kız olmasın, erkek olsun. Ben oynarım onunla. Cennet Kalfa. Kendini hiç yorma hatun. Ağzımdan tek kelime alamazsın. Zaten ben canımı kurtarmak için yalan söyledim. Yok sırf falan. Ne istiyorsun? Mücevher mi? Altın mı? İstersen evlenmene de mani olurum. Sarayda kalırsın. Sen beni satın alabileceğini mi sanıyorsun? Evet. Safiye Sultan'ın yaptığı da bu değil mi? Etrafındaki herkesin sadakatini satın alıyor. Bedelini söyle kafi. Hünkârım, izin verin ben yıkayayım sizi. Kösem Hatun, beni çileden çıkarma. O güzel boynunu kırarım. Kimsenin ruhu duymaz. Cesaretin varsa yapsana. Başımı belaya sokma hatun. Senin başın zaten belada. Tek bir kurtuluşun var. Fahriye Sultan'ın sırrını söylemek. Düşün taşın, yine konuşacağız. Düşünecek bir şey yok. Dünyaları versen umurumda değil. Safiye Sultan'a sadığım ben. Zinhar ihanet etmem. Hacı Ağa nereye kayboldu? Gidip baksana. Hemen bulurum. Gel bakalım. Niye konuşmadın? Ha? Senin yüzünden Nasip Ağa öldü. Ben de ölüyordum. İstersen casusluk edeyim Cennet Kalfa. Seni anlatayım mesela. Safiye Sultan ona nasıl ihanet ettiğini öğrensin. Ellerimle boğarım seni. Öldürürüm. Çek o pis ellerin üstünden. Günaha girdim zaten sizin yüzünüzden. Kösem Hatun'a hainlik ettim. Lakin bitti. Ben artık Kösem'in yanındayım. Ona bir daha asla ihanet etmeyeceğim. Sen Hatun. Kimsin, adın nedir? Ben Katerina, köleniz, cariyeniz. Sizin için doğdum. Sizin için geldim. Hah, ben de seni arıyordum Kösem Hatun. Cennet'le konuşmuşsun. Konuştum. Konuştum da Hatun domuz gibi. Sır vermiyor. İkna etmenin bir yolunu bulmamız lazım. Kaideleri hepten unutmuşsun Hatun. Başına eğ. Başına eğ Hatun. O günler geride kaldı Bülbül Ağa. Artık size asla başıma eğmem. Asla yapmam dediğin ne varsa tek tek yapacaksın Kösem. Zira haremde işler böyle yürür. Sizi haremden söküp attığım gün işler değişecek sultanım. Benim istediğim gibi yürüyecek. Cüretini nereden aldığın malum. Hünkârımıza sırtını dayıyorsun. Lakin bir gün arkandan çekilecek. Bakalım o gün de bu kadar cesur olabilecek misin? Hayaliniz bu mu? Sultan Ahmet'in vazgeçmesi mi? Benden böyle mi kurtulacaksınız? Şehzade vermedikten sonra kim ne yapsın seni? Torunumuz er ya da geç sıkılır. Rakiplerim var. Başhaseki Mahfiruze, sonra diğer hatunlar. Ben varken kimseye yer yok. O yüzden hünkârımız senin koynundan çıkıp diğer cariyelere gidiyor. Sen kendini vazgeçilmez sanıyorsun. Işığın sönmez, rengin solmaz zannediyorsun. Oysa ki biz ne ışıklar gördük, ne renkler. Şimdi yoklar. Hiç olmamış gibi. Ne isimleri kaldı, ne cisimleri. Ben onlardan değilim, göreceksiniz. Bugün değilsin. Şimdi değilsin. Şu an... Bir gün öyle bir an gelir ki... Karanlık çöker. Ne demek bu Hacı Ağa? Hangi cariyelerden bahsediyor? Anlamadım ki. Bir şeyden haberim yok. Gider bakarım şimdi. Aslı asları var mı öğrenirim. Sen zahmet etme. Ben bakarım. Yalan değil mi? Kimse yok odasında. Sual ettim şimdi. Vallahi nasıl desem... Bir hatun varmış içeride. Kimdir, necidir bilmiyorum. Kim bu hatun Hacı Ağa? Nasıl bilmezsin? Senden habersiz nasıl giriyor odaya? Hünkârımız hamamda beğenmişler Kösem Hatun. Saadetli padişahımız evvela bana soracak değildi ya. Gel. Derviş Paşam, Şeyhülislam Hazretleri bu sabah nikahınızı kıydı. Artık Derviş Paşa ile evlendiniz sultanım. Hayırlara vesile olsun. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Merhum Sultan Mehmet Ağa'nın kerimeleri, İffetli Fahriye Sultan'la Kaputanı Derya Derviş Paşa'nın nikahı şerefine at meydanında 3 gün 3 gece şenlik olacaktır. Tüm payitaht halkı bu şenliğe davetlidir. Dur! Kaçma! Yakalayın şunu! Dur! Kaçma! Yakalayın şunu! Kaçma! Yakalayın! Kaçma! Yakalayın şunu! Ah! Bırak! Çok şükür. Allah razı olsun senden beyim. Gel ben de Kadı Efendi görecek hesabını. Sen kendi işine bak efendi. Ben alakadar olurum onunla. Hadi. Anan baban yok mu senin çocuk? Anam öldü. Babam da kahvede. Âlâ. Bunları saray halkına dağıtın Hacı Ağa. Hünkârım. Abi. Sincap. Hoş geldin. Hünkârım. Hayaliler geldi. Hacı Vat'la Karagöz'ü oynatıyorlar. Sevdin mi? Sevdim. Çok eğleniyorum. Gel seninle birlikte seyredelim. Sen seyret, sonra bana anlatırsın Mustafa'm, olur mu? Benim yapmam gereken işler var, tamam? Tamam. Hadi. Hadi gidelim. Hayrola ihtiyar? Bu Sabi senin oğlun mu? Benim ne olmuş? Az evvel hırsızlık yaparken yakaladım. Beceriksiz velet. Ne hali varsa görsün. Çeksin cezasını. Bekle yüz! Senden hala ceza mı olur bu çocuğa? Git işine ihtiyar. Kemiklerini kırmadan defol git. Evvela cezanı verelim de öyle gideriz. Sen mi? Duydunuz mu? Demek sen vereceksin benim cezamı. Güldürme beni ihtiyar. Yaşına başına bakmadan. Adın ne senin çocuk? Cihangir. Aç gözlerini Cihangir. Hırsızlığa devam edersen olup olacağın bu adam işte. İzle. Zihnine iyice kazılsın bu an. Kazılsın ki bir daha asla harama el uzatmayasın. Sübyan Mektebi'ne götürün çocuğu. Bu gafilleri de zindana atın. Emredersiniz Murad Paşa Hazretleri. Kuyucu Murat Paşa'm çok yaşa! Allah kahretsin! Çok yaşa! Çok yaşa! Adı Katerina. Rus cariyelerden biri. Bülbül'ün işleri bunlar. Diğer taşlıktan getirmiş. Demek Safiye Sultan bunu seçti. Böyle acıtacak canım. Mani olacağı. Bir daha halvete girmeyecek. Ben yollamam zaten de. Hünkârımız isterse ne diyeyim? Mani olamam ki. El mahkum gidecek. Hünkârımız bahçesindeki öbür gülleri koklamaya başlamış diyorlar. Hani senden başkasına yasaktı. Kimse altın yoldan geçemezdi. O da senin gibi tek gecelik hatunlardan Mahfiruze. Sultanım. Sanki kalbinin üstüne bir öküz oturmuş. Bir el boğazını sıkıyor da nefes alamıyorsun. Ona bakan, ona dokunan, onunla konuşan her hatundan nefret ediyorsun, öyle değil mi? Siz nasıl başa çıktınız bununla sultanım? Haremdeki hatunların cümlesi kıskançlık çemberinden geçer. Kimisi can alır bu hissiyatla, kimisi de Cennet Kalfa gibi kurban olur. Cennet Kalfa bahsetmişti. Hatunun biri kıskanmış da yakmış yüzünü. Sizin konuyla alakalı malumatınız var mı? Merhum hünkârımız Mehmet Han'ın el üstünde tutardı beni. Tabii Safiye Sultan bundan hoşlanmadı. Diş biledi. Gözden düşürmek için fırsat kolladı. Cennet de bir iki defa halvete girdi diye nimetten sayardı kendini. Sevmezdik birbirimizi. Düşmanlığımız herkesin dilindeydi. Velhasıl kelam bir sabah Cennet'in çığlıklarına uyandık. Bildiğin hadise. Yastığına zehir sürmüşler. Herkes benim yaptığımı sandı. Ayağımı kaydırmaya çalıştılar. Lakin ben değildim o. Ben yapmadım. Hava soğudu. Hünkârım. Gel, hasada başım. Nihayet vazifene başladın. Sayenizde hünkârım. İnşallah bu lütfunuza layık olabilirim. Hünkârım, Garp serdarınız Kuyucu Murat Paşa geldiler. Huzurunuza çıkmak için kabul beklerler. Kuyucu Murat. Gelir gelmez çarşıyı da birbirine katmış mübarek. İzdivacın hayırlı olsun Derviş Paşa. Seni en son gördüğümde alelade bir bostancıydın. Epey yol kat etmişsin. Hünkârımız böyle münasip gördüler paşam. Gökten zembille indim desene şuna. Lakin indiğin yer dağların zirvesidir. Rüzgar burada sert eser paşa. Sıkı tutun, aynı hızla düşmeyesin. Kulağıma küpe olsun. Hı. Üzerine alınma derviş. Herkesin malumu. Ben liyakata inanırım. Bana göre makamlar verilmez. Hak eden alır. Doğru da paşam. O vakit divana girecek adam bulamayız. Sultanım. Kim yaptı peki? Safiye Sultan mı? Başka kim olabilir? Madem öyle, Cennet Kalfa neden hala onun yanında? Safiye Sultan bu. Karda yürür, izini belli etmez. İstediğini elde edemeyince Cennet'i yanına alıp hadiseyi örtbas etti. Cennet Kalfa hakikati bilmiyor öyleyse. Maksadın ne Kösem? Cennet'i kendi yanına mı çekmek istiyorsun? Safiye Sultan'ın sırlarını sana verir mi zannediyorsun? Sizin maksadınız ne sultanım? Neden arkamdan geldiniz? Neden şimdi Cennet'i önüme atıyorsunuz? Sen benim oğlumu, Mustafa'mı korudun. Ben de biraz olsun karşılığını vermek istedim. Zira borçlu kalmayı pek sevmem. Hala bir şey demediniz ama. Eski saraya git Kösem. Kumru Hatun'u bul. Cennet'in yüzünü o yaktı. Neler olduğunu bir tek o biliyor. Hünkârım. Hoş geldin Murad Paşa. Nihayet. Size daha büyük zaferlerin müjdesiyle gelmek isterdim. Lakin vaziyet malumunuz. Anadolu'daki bataklığı kurutmaz. Sinekleri temizlemezsek galebe çalmak güç. Şah'ın senden evvel vardı sarayıma. Çarşıda tozu dumana katmışsın. Anlat bakalım ne oldu? Nereden bilsinler hünkârım, karşılarında kafirleri dize getiren, titreten Kuyucu Murat Paşa olduğunu. İhtiyar deyip saldırmışlar. Baltayı taşa vurmuş gafiller. Zahir aldatır. Görünene kanmamalı. Nasıl bana ihtiyar diyenler aldanmışsa, yaşınız sebebiyle sizi toy görenler de yanıldı. Aldığınız kararları işittim. Hedeflerinizi işittim. Allah size hepsini tek tek yapmayı nasip etsin. Amin. Amin. Güzelmiş odanız ağam. Afiyetle oturun. Güzel. Güzel İskender de. Nasıl diyeyim, biraz böyle garip. Hatun işi gibi mi ağam? Şşş. Sana soran olmadı acemi. Hoş, gerçi bize de soran olmadı ya. Bütün bunlar böyle benim istediğim şeyler değil. Al şu minderleri eline. Al. Al şunu da. Al bunu da. Götürüp bir ağaya ver. De ki Zülfikar ağam odasında böyle şeyler istemez. Hadi bakayım. Hadi. Kırmadan. Ayakla değil oğlum. Dikkat et. Hadi bakayım. İskender. Anastasya. O günden beri düşünüp duruyorum da seni saraydan kaçırmak için geldiğimde son anda vazgeçip geri döndün. Pişman mısın? Sultan Ahmet için geri döndüm. Pişman değilim. Hiç olmadım. Mükafatını aldım. Bedelini de ödüyorum. Peki sen? Aileni arıyordun, bulabildin mi? Hayır. Ocakta nefes aldırmıyorlar. Ama hiç aklımdan çıkmadı. Tıpkı senin gibi. Yani iyi misin, mesut musun diye merak ettim. Gördüğün gibi kaçmadım, buradayım. Sultan Ahmet'in gözdesiyim. Onunla mesudum. Beni artık merak etme. Kösem Hatun. Has odabaşım. Vazifeniz hayırlı olsun. Sağ olun. Padişah efendimiz birazdan gelirler. Tamam. Has odada beklerim. Olmaz hatun. Zinhar olmaz. Padişah efendimiz yokken kimse odasına giremez. Kaideler böyle. Yasak. Tamam, içeride beklerim. İskender sen ne yapıyorsun? Hatunlarla konuşmak yasak. Bakmak bile zinhar yasak. Bunu bilmiyor musun? Hele ki sultanlarımıza, gözdelere. Ya sen canına mı susadın? Biz sana hiç mi bir şey öğretemedik? Hadi, hadi sen bir an önce ocağa dön, hadi. Emredersiniz ağam. Has odabaşım. Selam söyle ocaktakine. Aman sultanım, bu ne güzellik, bu ne güzellik. Maşallah, maşallah. Size bakmak, güneşe bakmak gibi sultanım. Ben evlendirilmekten yıldım, sen yalan söylemekten yılmadın pervane. Ne güzelliği. Solup gidiyorum işte, olan bu. Çıkın dışarı. Mehmet Mehmet'ten niye ses seda yok? Öldüm meraktan. Hanzademiz sabretmenizi istiyor. Şu düğün telaşı bir geçsin, sizi buradan kurtaracak. Derviş Paşa'nın eline bırakmayacak. Payitahtın dört bir yanında şenlikler tertip edildi. Kullarım halinden memnun. Rahat yüzü gördük nihayet. Benim dışımda herkesin keyfi yerinde. Bir ben, bir de Valide Handan Sultan. İkimizin dışında herkes mesut. Validemi biliyorum da senin neyin var? Sen neden mesut değilsin? Seni başkalarıyla paylaşmak beni kahrediyor. Çok üzülüyorum. Sana şehzade veremediğim için işitmediğim laf kalmadı. Benden uzaklaşacakmışsın, öyle diyorlar. Beni sevmeyecekmişsin artık. Onlar benim sana olan sevgimin bir damlasında boğulur gider. Sakın dinleme onları. Bırak konuşsunlar. Ciddiye almıyorum zaten. Yakında şehzadeler, sultanlar vereceğim sana. Öyle ki bu odaya sığamayacağız. Hı. Firuz Usta var Ahmet. Müsaaden olursa eski saraya gitmek istiyorum. Valide Sultanımızı almak için. Affet demiyorum. Lakin adaletini gösterdiğin gibi şefkatini de esirgeme. Kösem. En azından düğün gecesi yanımızda olsun. Lagın oğlan, bu bahsettiğin adam gömleği okuyabilir mi? Yani gömleğin üstünde yazanları. Ne dersin? Ama yazan usta da tanıyor olabilir. Sen mazini, kim olduğunu öğrenmek istiyor musun onu söyle. Şşt! Dokunmak yasak. Ne istiyorsunuz? Buyurun. Otur. Otur, otur. Tılsımlı gömlek bu. Sahibini arıyoruz. Daha doğrusu kim yapmıştır? Üstadı kimdir? Üsküdarlı Selahattin dedenin eseri bu. İşte onun imzası. Peki Üsküdar'da nerede buluruz onu? Mirimah Sultan Camii'nin arkasında bir han var. Oradadır. Lakin ne yapacaksın sen üstadı? Bak bu gömleği bana sat. Sana tam 100 altın veririm ha. 500 altın versen de olmaz. Satılık değil. Sultanım. Uzun yıllar oldu görüşmeyeli Murad Paşa. Afiyette misin? Sıhhatinize duacıyım sultanım. Bunca yıldır cephede kılıç sallıyorsam bunda en büyük pay sizin. İktidarın kalbinde istemediniz beni. Başka türlü olabilirdi Murad Paşa. Lakin sen bizim sözümüzü dinlemedin. Ne yalan söyleyelim. Ölüm haberin gelir sandık. Ölüm herkesi bir yerde bekler. Lakin beni takip ediyor. Defaatle yüz yüze geldik. Ve fakat her defasında ben galip geldim. Böyle ki askerlerim ve düşmanlarım artık benim ölümsüz olduğumu düşünmeye başladı. Tıpkı sizin gibi. Köprünün altından çok sular aktı Murad Paşa. Belki artık seninle dost olabiliriz. Kılıçların kınına girmesinin vakti gelmiştir. Hayat bana bazı şeylerin değişebileceğini öğretti sultanım. Ve bazı şeylerin de zinhar değişmeyeceğini. Sizde bu iktidar arzusu, bende mazinin derin izleri varken sizinle dost olamayız. Paşam. Hünkârımız sizi bekler. Zülfikar Ağa. Sultanım. Zannederim neden burada olduğumu merak ettiniz. Ben artık has odabaşıyım sultanım. Enderun'dan yetişmiş nice mahir ağa varken sana mı kaldı bu vazife? Gel. Hünkârım. Hoş geldin Murad Paşa. Hoş bulduk hünkârım. Sen gidebilirsin Kösem. Hacı Ağa gereğini yapsın. Emredersiniz hünkârım. Paşam. Kösem Sultan sizsiniz demek. Namınızı işittim. Hanedan-ı Ali Osman için neler yaptığınızı biliyorum. Allah sizden razı olsun sultanım. Sağ olun paşam. Lakin sultan değilim. İşittiklerim kafi. Bu sizi benim nazarımda sultanların da sultanı yapar. Hünkârım. Paşam. Gel Murad Paşa. Macar Serhattin'de neler oluyor konuşalım. Lagın oğlan, bir kayıkla Üsküdar'a geçip şu bahsettiği adamı bulalım. Vakit yok. Başka bir gün artık İskender. Ali haklı. Geç kaldık. Gel. Sultanım. Senin ne işin var burada? Ne yüzle geliyorsun buraya? Sizden defalarca af diledim sultanım. Gocunmam yine dilerim. Lakin buraya geliş maksadım başka. Hünkârımızla konuştum. Hiç değilse bir geceliğine saraya gelip düğüne katılmanızı kabul ettiler. Ne hoş. Aslanım lütfedip seni göndermiş buraya. Safiye denen yılan haremde cirit atarken sayende bana burayı layık gördü. Safiye Sultan yakında buraya gelecek. Siz de ait olduğunuz yere, saraya geri döneceksiniz. Bunu ben yapacağım. Eğer desteğiniz olursa tez vakitte gerçekleşecek. Nasıl yapacaksın bunu? Safiye Sultan'ın bir sırrı varmış. Onu ateş gibi yakıp kavuracak bir sır. Bu sırrın peşindeyim. Burada bize yardım edebilecek biri varmış. Onunla görüşmem lazım. Kumru Hatun. İşin başından aşkına. Niye çağırdın beni? Aldığın cezayı unuttun mu hatun? Hı? Evlendirip göndereceğiz seni. Seç beğen. Kimi istiyorsan. Çekinme. Bunları mı layık gördün bana? Hı. Buldu da bunuyor. Şu mutfakta aşçı. Kazana düşmüş. Ondan böyle. Şu baruthanede çalışıyor. Gözünün tekini kaybetmiş. Bu pek bir civan. Hmm. Güzel. Beğendin değil mi? Çok beğendim. Kamsenlik. Evet. Yalnız küçük bir kusuru var. Neymiş? Azıcık adım. Sen alay et ağam. Bir gün o rüzgar ters döner, sen... Sanki peri padişahının kızı. Damat beğendiremiyoruz. Seç beğen hadi, işim gücüm var benim. Mis gibi adamlar işte, yine beğenmiyorsun. Beğenmiyorum. Ama çok istiyorsan sen evlen. Hah! Sarayda her yerde seni arıyorum. Neredesin Cennet? Cehennemin dibinde. Sultanım. Kumru. Kösem. Aslanımın gözdesi. İsminizi işittim. Burada herkes sizi çok seviyor. Sağ olsunlar. Kumru Hatun, seninle mazi hakkında konuşmaya geldim. Ne mazisi? Cennet Hatun'u hatırlarsın. Yıllar evvel bir hadise yaşamışsınız. Hangi hadise? Yüzünü senin yaktığını biliyorum. Benim öğrenmek istediğim sana bu emri kimin verdiği. Yapamam, ben yapamam. Korkuyorsun. Safiye Sultan'dan korkuyorsun değil mi? Kumru Hatun. Zinhar korkma. Ne biliyorsan anlat, seni ben koruyacağım. Safiye Sultan kılına dahi zarar veremez. Vaka haberi bile olmayacak. Handan Sultan'ı gönderdiniz, harem size kaldı. Fahriye Sultan'ı istediğiniz bir damatla nikahlıyorsunuz. Gün sizin gününüz. Verdiğimiz akıllardan bir nebze olsun sen de faydalansaydın. Ne düğünler, bayramlar görürdün. Akılları pazara çıkarmışlar, herkes kendi aklını seçmiş sultanım. Benim aklım bana yeter. Biz senin yerinde olsak bu kadar emin konuşmazdık. Hanım. Allah mesut etsin. Nihayet evlendiniz. Gerçi valideniz sizi gölgede bırakmış. Gören de sizin düğününüz sanır. Cennet Kalfa, benimle gel. Sana söyleyeceklerim var. Neden? Sen de mi koca buldun yoksa bana? Yine tuzak mı hazırlıyorsun? Tuzak yok. Görmeni istediğim biri var. Eskiden tanıdığım biri. Kösem. Sevmedim ben bu işi. Dönüyorum. Yüzünü kimin yaktığını öğrenmek istemiyor musun? Seni bu kadere kimin mahkum ettiğini. Yüzüm mü? Eğer bana bir oyun daha oynuyorsan. Oyun değil. Yemin ederim oyun değil. Kumru Hatun. Benim Cennet Kalfa. Benim. Hünkârım, Valide Sultanımız teşrif ettiler. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Yastığa zehri ben sürdüm. Halime Hatun'un önünü kesmek içindi her şey. Sen sadece bir kurbandın Cennet. Yeter! Niye anlatıyorsun bana bunları? Onca yıl hangi delikteysen oraya geri dön! Dinleyeceksin. Benim boş laflara karnım tok. Bu mevzu benim yaktığını çok iyi biliyorum. Emir Safiye Sultan'ın verdiğini de biliyor muydun Cennet? Yalancı. Yalancı! Bırak! Cennet Kalfa bırak! Bırak dedim! Yalancı. Bir ömür celladına hizmet etmişsin işte, gerçek bu. Cennet. Yaklaşma bana. Sultanım. Gözler daima sizi arıyor sultanım. Ait olduğunuz yer burası. Ne yazık ki insan ait olduğu yeri insanları seçemiyor. Kaderimizde ne varsa onu yaşıyoruz. Ben öyle düşünüyorum sultanım. Her insan kendi seçtiği kaderi yaşar. Ve bugün benim için bir milat. Artık başka türlü bir hayat uzanıyor önümde. Tüm yüklerimden kurtulduğum, önüme baktığım bir hayat. Kalk Hanzade, gidiyoruz. Nereye? Emir var, başka hücreye alacağız. Maziden kurtulmak o kadar kolay mı? Kimse kolay olduğunu söylemedi sultan. Lakin elimden geleni yapacağım. Ya Giray biraderler? İşe Şahin Giray'dan başladım. Zindanda köpek gibi öldürecekler bu gece. Mehmet'in de vakti girecek. Maziyi silip atacağım. Siz dahil. Her şeyi yok edeceğim. Sen ne diyorsun? Bu ne cüret? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Siz değil sultanım. Eğer başarabilirsem size olan hislerimi yok edeceğim. Sizin arzu ettiğiniz bu değil mi? Başka bir ihtimal varmış gibi konuşma dermiş. Elbette silip atacaksın o hisleri. Kalbinden de, aklından da söküp çıkaracaksın. Başka bir çare var mı? Yok. Benim de söylemek istediğim bu sultanım. Çaresizlikten yoruldum. Yük artık taşıyamıyorum. Bunun yolu başka gönüllerle teselli bulmak. Yarın yeni bir gün doğacak benim için. Parlak bir gün. Sultan. Bunlar bizden değiller. Validem. Saraya gelmeme müsaade ederek validenin ne kadar bahtiyar ettiğini bilemez. Bağışlamış değilim. Sadece düğün için buradasınız. Onu da Kösem'in hatırı için kabul ettim. Sana bunları defalarca yazdım. Bir valide sultan olarak ne yapmamı beklerdin? Ya Şehzade Mustafa'yı tahta çıkarsalardı? Böyle bir şey göze alabilir miydim? Siz benim adıma karar veremezsiniz. Kimse veremez. Birileri kardeşimi tahta çıkaracakmış. Sırf bu ihtimalden korkuyorum diye kardeş katilim olacağım. Hı? O benim masumiyetim. Vicdanım o benim. Onu kaybedersem validem, İşte o gün babam gibi zalim olurum. Bunu mu istiyorsunuz? Onun gibi olmamı mı istiyorsunuz? Zinhar böyle bir şey istemiyorum. Affet beni. Korktum ve bir hata yaptım. Affet beni Ahmet. Bir daha asla yapmayacağım. Hünkârım. Fahriye Sultanım. Bu nikah hanenize huzur getirsin. Hayırlara vesile olsun inşallah. İnşallah hünkârım. Benim de umudum bu. Bir gün huzuru bulmak. Cennet Kalfa. Açsana. Teselliye mi geldin? Ne diyeceksin bana Kösem? Ha? Hayatın yalanmış. Celladının kölesi olmuşsun, geçer mi diyeceksin? Söylesene Allah'ın cezası. Teselli et beni. Senden ne istediğimi çok iyi biliyorsun Cennet Kalfa. Buna Fahriye Sultan'ın sırrını ver. Ver ki Safiye Sultan'ı can evinden vurayım. Senin de yüreğin ancak böyle soğur. Keşke ölseydim Kösem. De böyle yanmasaydım. Bir de benim nasıl yandığımı düşünsene. Babam kollarımda öldü. Benim derdim intikam almak değil Cennet Kalfa. Öyle olsaydı daha ilk gün anlatırdım her şeyi hünkârımıza. Safiye Sultan bu saraydan gitsin istiyorsam bunun maziyle alakası yok. İstikbalimi düşünüyorum ben. Hayatımı, hünkârımızı, ondan doğacak evlatlarımı. Bir gün sultanı olacağım haremi, payitahtı ve cihanı. Hayallerin çok büyük hatun. Bir gün bütün bunların altında ezileceksin. Gelip Fahriye Sultan'ın sırrını vermeni bekleyeceğim Cennet Kalfa. Belki o hayallerin bir parçası olmak istersin. Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri! İstirahat etmek istiyorum Bülbül. Çekilebilirsiniz. Hünkârım, arzu ederseniz Katerina Hatun'a haber edeyim gelsin. Bir kalp esintisi yorgunluğunuza iyi gelir. Cennet Hatun! Nerede Cennet Hatun? Yine bir başınıza bırakmış sizi. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Görmedik ağam. Katerina Hatun. Vallahi ne yaptıysan hünkârımızı kendine meftun etmişsin. Seni çağırdılar. Çabuk hazırlan. Hatun sen de yanına birini al. Katerina'ya yardım et. Hayrola Kösem? Hünkârımız Katerina denen çıyanı çağırmış yine yanına. Bir Katerina'mız eksikti. İkinci olacak. Demek ki bir şeyler hissetti, öyle değil mi? Eğer şimdi mani olmazsam, razı gelirsen benim sonum da diğerleri gibi olacak. Ne yapabilirsin ki? Savaşacağım. Ahmet'i kaybedemem. Bu hayatta sahip olduğum tek şey Ahmet'in kalbi. Aşk için savaşacağım. Tebrik ederim Hatun. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben dahi senden bu kadarını beklemiyordum. Safiye Sultan hiç merak etmesin. Kösem Hatun daha hiçbir şey görmedi. Ezip geçeceğim onu. Odabaşım. Kösem Hatun. Hünkârımızı görmeye geldim. Hünkârımız biraz meşguller. Sen şimdi git, başka vakit gelirsin. Hatun! Hatun! Bile felaklık üretim. Olmaz ki böyle. Ağalar, açın kapıları. Olmaz. Hünkârımız Kösem Hatun'la birlikteler. Kösem? Kösem Hatun? Nasıl olur? Hünkârımız bizzat bana dediler. Katerina'yı git, getir, hazırla dediler. Hünkârımız dediler, bizzat bana dediler. Bülbül Ağa, uzatma. Dediğimi duydun. Kösem Hatun geldi, içeriye hücum etti. Benden açar kaldım. Ya Hasadıbaşım, anlıyorum ama bana bizzat kendileri dediler. Bülbül Ağa, uzatma dedim sana. Asabımı bozmayın benim. Haydi yürüyün hareminize. Haydi, haydi. Ya bakmayın öyle, yürü. Senin ne işin var burada? Kösem Hatun benden önce girmiş hünkârımızın yanına. İşitince hemen koştu tabii. Yahu ne kösemmiş. Ah! 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 Sandığın gibi bir evlilik değil bu. Bir anlaşma. Her anlaşma gibi şartları var. Evet öyle. Nikahlanmamız yatağıma gireceğim manasına gelmez. Ben istemedikçe zinhar giremezsin. Ben sana karışmayacağım. Sen de bana karışmayacaksın. Biliyorsun, benim kalbim başkasına ait. Yatağınıza girmek istediğim de nereden çıktı? Bu benim için de siyaseten yapılmış bir izdivaç. Daha fazlası değil. Hem ne malum sultanım. Belki benim kalbimde bir başkasına aittir. Olamaz mı? Allah rahatlık versin. Kimsin? Hasoda başım. Ah! 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 Ah geliyor! Ah, ah geliyor! Ah! Ah! Ah. Mahfiruze doğruyor Hacı Ağa. De, ebe kadınlara haber verin çabuk. Ah. Hacı Ağa hünkârımızı çağır. Hünkârımızı çağır Hacı Ağa. Ah! Hünkârım, hasoda başınız geldiler. Hayırdır Zülfikar Ağa? Bağışlayın hünkârım. Lakin havadis mühim. Hayrola gecenin bu vakti? Hünkârım, gözleriniz Mahfiruze Hatun. Doğuruyor. Nerede hatun? Şifahaneye almışlar sultanım. Hekim kadınlar başında. Allah'ım inşallah kız doğurur. Amin sultanım. İnşallah. Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri! Vaziyet nedir? Hekim kadın başındalar hünkârım. Haber bekliyoruz. Ökün Hatun. Derin nefes al. Derin nefes al. Daha derin. Hadi derin nefes al. Şehzade mi? Ya bir dur Hatun. Gelmedi daha. Derin nefes. Aslan torunumuz beklediğimiz an gelmiş. Müjdeler olsun hünkârım. Senin adın Osman. Senin adın Osman. Gel. Ya neredesin sen? Şehzade doğdu, ortalıklarda yoksun. Sır oldun geceden beri. Yok bir şey ya. Hastayım biraz. Şehzade mi doğdu? Evet. Maşallah aslan parçası mübarek. Cennet. Ne oldu, iyi misin? İyiyim ağam. Sen git, geleceğim ben. Peki. Sultanım, müjdeler olsun. Nihayet torununuz doğdu. Şehzademiz doğdu. Şükürler olsun Hacı Ağa. Bir an evvel saraya gitmek istiyorum. Torunumu kucağıma almak, kokusunu içime çekmek istiyorum. Sultanım, uyanın. Şehzademiz doğmuş. Saraya gitmemiz lazım. Sen ne yapıyorsun burada hatun? Fahriye Sultan nerede? Bilmiyorum paşam. Bana burada uyumamı emredip çıktılar. Sevgilim, bitti. Kabus dolu günler sona erdi. Artık bizi kimse ayıramaz. Gel hadi. Nereye gideceğiz peki? Bizi kimsenin bulamayacağı bir yere. Gözümüz aydın hatunlar. Dostumuz düşmanımız bilsin ve duysun ki artık yeni bir şehzademiz var. Şehzade Osman Hazretleri. Safiye Sultanımızın sonunu getirmek istiyorsun değil mi? Annemin yüzü. Hünkârımıza ve Şehzade Mustafa'ya çiçek illetini bulaştıran Fahriye Sultan.